السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة الأصحاب والسلام، مدد يا مشرف الدستور مولا إن شاء الله فاز دعسان شيخ محمد الزحقاني، مدد طريقاتنا الصحبة والخير في الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة شيء عظيم. Bu ayet surede bu kıyameti söylüyor. Öyle bir korkunç bir vakit olacak ki korkudan hamile gebe kadınlar düşürecek çocuklarını. Allah'ın gazabı büyüktür. Allah insanlara iyilik, güzellik gösterir ama onu tutmayan, ona uymayana da son çok kötü olur. Şimdi bugün yaşadığımız günlerde bütün dünya ufacık bir şeyden, korkudan ne yapacaklarını şaşırmışlar. Onu mu alalım, bunu mu alalım, ne yapalım, evden çıkalım mı, çıkmayalım mı diye düşünüp taşınıp duruyorlar. Bu ufak bir provadır Allah Azze ve Celle'nin insanlara yola gelsinler diye. Allah kimseye zulmetmez diyor gene bu surede. İnsanlar kendi kendilerine zulmediyorlar. İyi olmayan insanlara tabi oluyorlar. Onların dediklerine uyuyorlar. Ondan sonra da başlarına bela gelir. Ahirette de cehennemlik olurlar. Onun için bu olan şeyler Şeyh Baba'nın dediği gibi bize hayırdır, onlara şerdir. Bizden olanlar hayır olur, bizden olmayanlar şer bulur. Biz dediğimiz Allah'a inananlar, Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar, Müslümanlar, şeytana tabi olanlar da şer bulur. Bütün kötülükler onlara olur. Onun için bu her şeyde bir hayır vardır. Bazı şeyleri şer görürsünüz diyor Allah Peygamber Efendimiz. Allah Azze ve Celle de Kur'an'da o hayırdır sizin için. Bu olan şeyler hepsi hayırdır. Mümin olan korkmayacak, üzülmeyecek, her şey Allah'tan geldi diye ferah edecek. Bu bir büyük bir tokattır insanlığa, uyansınlar diye. Kötülük için değil, hayır için yapılmış bir şeydir bu Allah Azze ve Celle'nin tarafından. Onun için mümin, Müslüman olan insan onu şer olarak değil, hayır olarak kabul edecek. Allah muhafaza etsin, imanımıza kuvvet versin inşallah.